Merhaba arkadaşlar, yine yeni bir hastamızla karşınızdayım. Bugün de Nurgül Hanım konuğumuz oldu bizim. İstanbul'dan bize geliyor hastamız. Evet hocam. Yaklaşık 7 yıldan beri bizim takibimizde arkadaşlar. Evet hocam. Şimdi Nurgül Hanım'ın özelliği ne? Neden bu videoyu yapmak istedik? Bundan 7 yıl önce bize gelmiştiniz siz. İstanbul'da bize gelmeden önce 15 ay boyunca arkadaşlar diyalize girmiş. Haftada 2 kere, doğru evet mu? Hocam. Önce kateter açmışlar, sonra kolumuzda evet fistül açmışlar. Fistül demek yani ömür boyu diyalize gireceklere hazırlanan evet bir damar yolu diyalize girebilmek için. Sonra da ne demişler? Haftada 2 diyaliz size yetmiyor. 3 yapalım demişler haftada. Haftada 3 yapalım dediklerinde de hasta araştırmış. Bizi bulmuş ve Balıkesir Üniversitesi'ne geldi. Biz de 9 Şubat 2017 tarihinde bize geldiğinde gerçekten değerleri yüksek. Kreatin 5,6'lar civarında. Yani diyalize girmesi gereken bir hastamız. Ama ne yaptık biz? Hastamızın genel durumunu değerlendirdik. Bu toprak böbrek bakımı kurallarına göre ve hastayı diyalize almamaya karar verdik. Bizim bazı protokollerimiz var işte onu uyguladık ve diyalizden geldiğiniz gibi çıkarttık evet sizi hocam. Doğru mu? Doğru. Ve şu anda da yıl 2024 Ağustos 2 Ağustos 2024 7 yıldan beri hatta 8. yıla girmek üzere. Doğru. 7,5 yıldır hastamız diyalize girmiyor arkadaşlar. 5,6 olan kreatin değeri en son baktığımızda 3,3. Böbrek çalışma oranında 15'lere çıktı. Yani zaten bize gelmeden önce kreatin değerleriniz kaçtı sizin? 8'lerce, yani GFR dediğimiz böbrek çalışma oranı, yani diyalize gireceği gün bize geldiğinde 8'lerdeydi. 8 olan GFR'si şu anda 15'lerde. İşte önemli olan arkadaşlar, bu her hastada olmuyor. Bütün videolarda bunu tekrarlıyorum. Uygun olan hastaları seçip diyalizden çıkabilecekleri bulup diyalizden çıkartmak lazım. En önemlisi bu. Allah razı olsun. Cümlemizde. Hastamızın etiyolojisinde de bu böbrek hastalığının sebebi olarak non-steroid dediğimiz bu romatizma ilaçlarından almış. Ayrıca lenfoma nedeniyle kemoterapiler evet, görmüş o dönemde. Bir de kontrast madde dediğimiz bu görüntülemede kullanılan ilaçları kullanmış. Belki de onlara bağlı olarak işte böbrekler bozuluyor. Belli bir süre sonra düzeldiğinde tekrardan böbrekler geri dönebiliyor. Kronik olduğu halde hasta diyalizden çıkabiliyor arkadaşlar bakın. Şimdi sizi diyalizden çıkartmasaydım, 3 girseydiniz ne olacaktı? O böbrekler iyice bozulacak, idrar çıkışı evet iyice azalacak, ömür boyu da diyalize girmiş olacak. Evet, sizler neler yaptınız da diyalizden çıktınız Nurgül Hanım? Hastalarımıza da bir mesajınız var mı? Nelere dikkat diyetimi ettiniz? Diyetimi uyguladım, hocama söylediği gibi diyetimi uyguladım, suyumu bol içtim, çavdar ekmeği yedim. Beyaz ekmeği bıraktınız. Beyaz ekmeği bıraktım. Tuzu ne yaptınız? Kaya tuzu attım. Başka? Diyetimi uyguladım hocam. Yürüyüşümüzü yaptınız. Yürüyüşümü yaptım. Güneşe çıktı. Güneşe çıktı. Lahana turşularında. Onları yaptım. Elma sirkeli zeytinyağı limon. Yani bunlar evet, ne hocam arkadaşlar? Bizim bir oluşturduğumuz bir yeme içme modelimiz var. Mesela beyaz ekmeği genelde biz bıraktırıyoruz hastalara. Ancak kutu olanlarda belli bir miktarda veriyoruz onlara. Mesela et olarak dana, kuzu, koyun, oğlak eti tabii. Tavukla balığı geri plana çektik. Hatta onları hiç kullanmadık. Yemedim, ama genelde öğretilen ne bize dışarıda? Beyaz et daha ön planı. Tam tersine biz beyaz et vermiyoruz hastalarımız. Ancak böbrek çalışma oranı 30'un üstüne çıktı mı veriyorduk. Sonra değerlerde bayağı bir toparlanma oldu. Mesela yeşillikleri de onları ılık suya hocam veya ılık suya koyup evet suyunu atıyordunuz. Evet. Doğru. Bazı hastalarımıza da haşlayıp suyunu atıyordunuz. Evet. Yani genel olarak yeme içmeye dikkat ettiniz. Dikkat ettiniz. İlaçlarımı İlaçlar ben ne dersem onu yaptınız. Evet. Dışarıdan hiç ağrı kesici antibiyotik yok aldınız hocam mı? Dışarıdan ot, böcek herhangi bir ürün aldın. Hocam. Hayır. Bizim toprak böbrek bakımının bir özelliği de bu hastalara asla dışarıdan yok bilmem şu ürünü alın, yok hocam, bilmem gidin, anladım gidin şu mağazadan, şu aktar dükkanından şunu, asla bizde böyle bir şey yok. Ne veriyoruz biz hastalarımıza? Evet. Normal kendi elinde ne varsa onları nasıl yiyeceğini, nasıl yaşam tarzı yapacağını, nasıl uyuyacağını evet değil mi? Uykunuzu bile ayarlıyorum. Evet, yattığı odada mesela şey olmayacak, cep telefonu yakınında olmayacak, yok, en az 3 metre, işte tam karanlıkta uyuyacak. Evet. Bakın uykusundan yürümesini, toprakta gezmesini, hep elimizden geldiği kadar öğrendik. Allah razı olsun hocam. Cümlemi siz de yaptınız bunları. Evet, o kadar. Yaptım. Peki bu işlemler için herhangi bir ücret falan talep ettik yok mi hocam, sizde? Yok hocam, hayır bana hocam bu hesabımıza para yatıp öyle burada ne gerekiyorsa onu yaptınız. Hocam, İşte budur Allah arkadaşlar. Allah razı olsun sende. Ve neden bunları sürekli vurgu her zaman aynı şeyi yapıyorlar? Kesin bunun altında bir şey var. Arkadaşlar altında mantığında bir çok şey yok. Çok da arkadaşlar geliyor hocam. Evet. Ya bütün Türkiye buraya gelir mi? Gelmiyor. Ya bırakın Türkiye, dünyadan bizi, hatta devlet başkanları bile arayıp araya giriyor. Devlet başkanı, şimdi söylemiyorum ülkelerin adını. Ama bu kadar şey olur mu? Ne var burada? Burası da normal bir hastane işte. Evet. Ama burayı hastaneye hastane yapan içindeki insanlardır, içindeki doktorlardır.
Küçücük bir eviniz olur, huzurlu olursunuz. Sarayda yaşarsınız, mutsuz olursunuz. İşte aynı şey burada da geçer. Biz hastalarımızla bir aile gibiyiz arkadaşlar. Hastamız değil mi? Hastamızın oğlu da buradır. Bak sürekli İstanbul'dan kalkıyor bize geliyor. Ne güzel. Ama gönül ister ki bu yaptığımız uygulama bütün Türkiye çapında, bütün dünyada yapılsın. Zaten bunun biz protokolünü oluşturduk ve yayınladık İngilizce olarak da. Toprak böbrek bakımı, toprak kidney care olarak. Yani bazıları inanmıyor. Bu hiç umurumda değil. Bu bilimsel bir şey arkadaşlar. Sizin inanmanız, inanmamanız benim umurumda değil. Bilimsel veriler var bu. İstatistiksel analizler var. Yaparsınız onları, şey yaparsınız. Hakemli dergilerde yayınlanır ve kabul edildi bunlar. Toprak böbrek bakımı şu anda dünya literatürüne girmiş durumda. Tabii bu çok daha bütün dünya çapında bunun uygulanması lazım. Nurgül Hanım gibi bakın binlerce hastamız diyalizden çıkabiliyor veya seans sayıları azalabiliyor. Ben ölürdüm şimdi hiç hocam. 7 yıl diyalizden geçseydi ne olacak? Tabii 7 yıl ya bakın devlete bunun ne kadar katkısı oldu değil mi? Bir de diyaliz seansının bir aylık maliyeti ne kadar? $4,000 civarında. Az para değil ki bunlar. Yurt dışında daha da fazla bu. Hem maddi yönden devlete zararı var. Hastamız canı yanıyor. İğneler giriyor çıkıyor. Evet. Diyalizdeki yaşananlar kolay mı? Bir sorun bakalım diyaliz hastalarına neler çekiyor. Evet. İnşallah bu diğer hastalarımıza örnek olur. İnşallah onlara da umut hocam, olur. Hocam, bir mesajınız var mı? İnşallah. Son bir mesajınız hastalarımıza. Ne yapsın onlar? Çok mutluyum hocam. Buraya geldiğim için. İnşallah Allah razı olsun senden. İnşallah mutluluğumuz devam eder. Allah tuttuğun altın etsin. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi buraya geldiğim için mutluyum diyor ya aslında sakın ha şunu anlamayın. O zaman hepimiz Ömer Hoca'ya gider. Zaten bakın ben tek kişi buraya ben hasta gelsin diye bu videoları yapmıyorum. Tam tersine buraya gelmeyin diyorum bakın. Artık bakamıyorum hastalara. Çünkü tek kişiyim. Binlerce hastamız var. Benim amacım burada para kazanmak, hastaları buraya çekmek değil. Hangi doktor der bana gelmeyin de gidin bulunduğunuz yerde muayene olun. Ben diyorum bunu. Söyleyeceklerimi, yapacaklarımı zaten YouTube videolarında ayrıntılı anlattım. Kitapta çok net elinizden geldiği kadar kitabımı okuyun. Videolarda anlattıklarımı yapın. Genel kuralları uygulayın. Ha, randevu alabilirseniz de buyurun gelin. Ama araya adamlar sokup zorlamayın lütfen arkadaşlar. Ben buranın kalitesini bozmak istemiyorum çünkü. Fazla hasta olduğumu ne yapalım? Ve mesela günde 25-30 hasta bakıyorsam 100-200 hasta gelirse bakamam ki hiçbirisine. Kalite düşer. Onun için yapmayalım bunu. Randevu alınabilirse de buyurun. Evet, hepinize hayırlı ve mutlu günler diliyoruz. Daha nice Nurgül Hanımlara ulaşmak ümidiyle. Sağ olun. Allah sizden de razı olsun. Görüşmek ümidiyle.